Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Dün Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmayı, açıklamayı dikkatle takip ettik. Maalesef Erdoğan ya etrafındaki kişilere çok güveniyor ve ona sürekli verilen yanlış bilgileri tekrarlayarak ekibi yüzünden, etrafındakiler yüzünden yanlışları söylüyor ve mahcup oluyor. Ya da, gerçi mahcup olduğu söylenemez, işte bir pişmanlık duymuyor. Ya da, ki bence de öyle, bizce de öyle, yanlış bilgileri, yanlış verileri sürekli tekrarlayarak vatandaşın her gün yaşadığı derin yoksulluğu, her gün biraz daha artan gelir adaletsizliğini, emeklinin, asgari ücretlinin, işsizin, esnafın yaşadığı sıkıntıları, yaşadıklarınıza inanmayın, benim söylediğim rakamlara inanın diye ifadeler kullanıyor. Tabii bu seçmenle dalga geçmektir. İnsanlar kendi hesabını bilirler. Ceplerine ne kadar para girdiğini, alım güçlerinin eskiye göre nasıl olduğunu, kıt kanaat evini geçindirmeye çalışan, borçlarını döndürmeye çalışan ya da borçlarını ödeyemediğini gören vatandaş bilir. Bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı sıfatıyla büyük büyük yalanları sürekli tekrarlıyor olmasının vatandaşın mutfağındaki, cüzdanındaki, bağrındaki yangına hiçbir faydası yok. Ve seçmen böyle aymazlıkları asla kabul etmez ve cezasız bırakmaz. Ne diyordun Recep Tayyip Erdoğan? Milli gelir Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücret 16 katına çıktı. Öyle emekli maaşları var ki diyor 27 kat arttı. Ve milli gelirdeki artışın 11 kat olduğunu, asgari ücretteki artışın 16, bazı emekli maaşlarındaki artışın 27 kat olduğunu iddia ediyor. Bir cumhurbaşkanının yönettiği ülkenin vatandaşına ve onun sorunlarına bu kadar yabancılaştığı bir başka örnek yoktur. Hemen teklif edelim. Gidelim Kızılay Meydanı'na 10 tane emekli çevirelim. Bu sözleri okuyalım, ne diyecek? Televizyonların kameraları çıksınlar. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda, Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, Ardahan'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Antalya'da, Falezler'in orada, önüne geldikleri, buldukları 10 emekliye sorsunlar. Durumun eskiye göre daha mı iyi, daha mı kötü? Alım gücün eskiye göre daha mı iyi, daha mı kötü diye. Bu 10 emekliden kaç tanesi Recep Tayyip Erdoğan'a hak verecek bakalım? Bir tane emeklinin alım gücünün arttığını söylediğine biz sahada, sokakta, meydanda, kahvede, köyde, evde, bir yerde rastlamıyoruz. Ve rakamlara bakacaksak, resmi rakam isteyeceksek, ben Recep Tayyip Erdoğan'a kendi yönettiği, kendi atadığı Çalışma Bakanlığı'nın verilerini paylaşmak isterim. 2018 yılında emeklilerin %11,96'sı asgari ücretin altında maaş alıyordu. 2018'de. Bugün emeklilerin %49,31'i asgari ücretin altında maaş alıyor. Sayın Erdoğan, verin oyu bu kardeşinize. Enflasyon nasıl düşecek, döviz nasıl düşecek, işsizlik nasıl düşecek, alım gücü nasıl artacak dediğinizde emeklilerin %12'si asgari ücretin altında maaş alıyordu. Bugün %49,5'u, %50'si, her iki emekliden bir tanesi asgari ücretin altında maaşa mahkum. Yani devlet el aleme veriyor salkını, kendi yutuyor salkımı. İki emekliden birine altında maaş aldığın takdirde, verdiğin takdirde ceza alırsın, bu paranın altında insanlar geçiremez dediğin parayı emekline layık görüyorsun. Ve memur maaşlarında 3 yıl sonra alınacak, verilecek zammı da hesaba katıp yüksek zam verdik diye algı operasyonu yapıyorlar. Memur bilmiyor mu cüzdana giren girmeyen parayı? Bankamatiğe gidiyor, çekiyor, elindeki parayı görüyor yüzde kaç zam olduğunu. Perişan ediyorsunuz yandaş sendikalarla işbirliği halinde,
Ondan sonra koymuş 3 yıl sonraki zammı da koymuş, toplamda şu kadar iyileştirme. Ya 3 yıl sonraki zamdan sana ne? O zammı biz yapacağız. O zammı biz yapacağız. Öyle senin yaptığın gibi kuş yemi gibi de zam yapmayacağız. Bunların hepsini telafi edecek zam yapacağız. Ama eğer emeklinin yüzünü güldüreceksen gel, biz geldiğimizde ne yapacaksak şimdiden söyleyeyim. Eğer cesaretin varsa gerçekten 5 tane yandaş müteahhitten değil de emekliden yanaysan, devletin parasını doğru yere harcayacaksan, gel emekliler için adil ve gerçek bir intibak yasasını hemen çıkaralım. Biz meclisteyiz, buradayız, siz yoksunuz. Kapattınız, kaçtınız. Cumhuriyet Halk Partisi yürütmenin başına geldiği dönemde, iktidara geldiği dönemde ilk iş gerçek ve adil bir intibak yasası çıkaracak. Gelin katsayı ve gösterge sistemini düzeltelim. Hem çalışanlara yarasın, hem emeklilere yarasın. İktidara geldiğimizde ilk iş 3600 ek gösterge başta olmak üzere katsayı ve gösterge sistemini baştan aşağıya memurdan ve emekliden yana değiştireceğiz. Ve emekli maaşlarına da olumlu yansımayı bu düzenlemeden sonra yapacağız. Emeklilere milli gelir artışından refah payı verelim diyoruz. Beyefendi diyordu ki eskiden emekliler milli geliri arttıran değil azaltan unsurlarmış. Bak bak bak, senelerce milli gelir artsın diye çalış, emekli olunca onlar azaltıyor diye pay verme. İktidarımızda emeklilere bunu vereceğiz. Banka promosyonları bir kısmı veriliyor. Bir sürü numara çevriliyor. Gerçek anlamda bu kadar emekli maaşını bu kadar emekli için bu bankaya yatırdığında sen emekliyi birer birer banka tercihi bilmem ne uğraşıyorsun? Kamu bankaları Katarlı bilmem ne firmalarına, yayıncı kuruluşlara kıyak geçeceklerine emekliye kıyak geçsinler bir seferde. Promosyonların artması, iki kat artması mümkün. Emeklilere bayram ikramiyesi. Kemal Kılıçdaroğlu söylediğinde dalga geçtiler 7 Haziran'da. 1 Kasım'da biz de vereceğiz, biz de vereceğiz dediler. Biz bir maaş söyledik, 1000 lira verdiler. Kavga dövüş daha azıcık artışı yeni yaptılar. Gel emeklilere bir maaş tutar. Hiç olmazsa şimdi bir asgari ücret tutarında. Verin bu zammı, hep birlikte verelim, meclisten geçirelim, ama yok. CHP iktidar olunca Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde iki bayramda verilen bayram ikramiyeleri bir istisnasız tüm emeklilere. Özel banka emeklileri alamıyor. Birçok farklı kuruluştan emekli olanlar alamıyor. Bütün emeklilere verilecek ve hak ettikleri gibi, nasıl söz verdiğimizde birer maaş diyorduk. O memurun ortalama aldığı maaşı, emeklilerin ortalama aldığı maaşı bütün emeklilere vereceğiz. Çok maaş alana çok, az maaş alana az da vermeyeceğiz. Ama ortalaması neyse, 3000 liraysa 3000 lira, 4000 liraysa 4000 lira herkese verecek. Nedir bu 1350 lira? Ve Tayyip Erdoğan'ı ilk ne yalanladı? Kendi bakanlığının, kendisine bağlı çalışan bakanlığın rakamları yalanladı. %12'den %50'ye çıkmış asgari ücretin altında maaş alan emekli. Alım gücündeki geriye gidişi gösteren bir başka çalışmayı da Birleşik Metal İş Sendikası yapmış. Çok kıymetli bir araştırma olarak inceledim ve önemli gördüğüm bir kısmını kamuoyuyla ben de paylaşmak isterim. Birleşik Metal İş'in çalışması şu. O zaman baksın bakalım bakalım, emeklinin alım gücü 27 kat artmış mı artmamış mı? Sadece bir yıllık karşılaştırma. Bir yıl. Öyle 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl AK Parti iktidarından beri değil. 2020'den 2021 Ağustos'a kadar bir asgari ücretle alınabilende ne kadarı duruyor, ne kadarı kayboldu? Asgari ücret 2825 lira. Bakın, geçen sene Ağustos ayında asgari ücret bu kadar salatalık alıyorken eriyen kısmı bu kadar alınabiliyor. Kabakta 10 kabağın 3,5-4 tanesi gitmiş. Şeftalide 3,5 şeftali, 10 şeftalide alınabilirken 6,5'a düşmüş. Taze fasulyede 10 kilo alınırken 7'ye düşmüş oransal olarak. Tavuk etinde 10
tekrar 7'ye düşmüş. Ve Birleşik Metal İş şöyle bir çalışma yapmış. Ağustos ayı salatalık, kabak, şeftali, taze fasulye ve tavuk eti fiyatları üzerinden geçen sene Ağustos'taki kadar asgari ücretle bu ürünleri alsaydık ne kadar asgari ücret lazımdı? Diyorlar ki geçen sene Ağustos'taki kadar ayçiçek yayı alabilmek için asgari ücretin 2825 lira değil 3741 lira olması lazım. Tavuk eti aynı miktarda alabilmek için 3812 lira olması lazım. Aynı miktarda taze fasulye için asgari ücret 3916 lira olması lazım. Aynı miktarda şeftali alabilmek için asgari ücretin 4213 lira olması lazım. Aynı miktarda kabak için 4358 lira, aynı miktarda salatalık için 5314 lira olmalı asgari ücret. Asgari ücrete mutfak enflasyonuna göre zam yaparsanız 3700 ile 5300 lira arasında değişen ayçiçekten kabağa, salatalığa kadar gerçek endeks bu. Asgari ücretli bununla yaşıyor arkadaşlar. Emekli bununla yaşıyor. Öyle yalanla, dolanla, numarayla, çarpıtma rakamlarla yaşamıyor. Onların tablosu bu. Bu tabloyu emeklinin lehine değiştirirsen o zaman sen emekliyi enflasyona ezdirmemiş olursun. Aynı kalsa ezdirmemiş olursun. Artık asgari ücret daha çok kabak, daha çok ayçiçek yağı, daha çok taze fasulye alabiliyor olsa değiştirmemiş olursun. Ama sen bu erimeleri vatandaş görüyor, biliyor ama sen buna karşı susup sadece ve sadece millete yalan terörü, yalan terörü dediğinin daniskasını yapıp milletin açlığıyla, yoksulluğuyla, maaşın erimesiyle dalga geçiyorsun. Verilen zam mı? Maaşın neye yetip neye yetmediğini, borçların nasıl o kredi kartından çekilip bu kredi kartına döndürmeye çalışıldığını, her geçen gün nasıl emeklinin ve emekçinin yoksullaştığını en iyi kendileri biliyor. Eğer Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi ise Tayyip Erdoğan tekrar seçilsin. Ama eğer bizim dediğimiz gibi ise artık bunun AK Partisi, MHP'si kalmadı. Bu kötü gideceği bir dur demek lazım. Koca koca inşaat şirketlerine paraları buluyorlar. Beşli çeteye paraları buluyorlar. Yandaş müteahhitlere paraları buluyorlar. Size geldi mi para bulamıyorlar. Böyle bir kamu yönetimi, böyle bir devlet yönetimi olmaz. Şimdi mevkidaşımız AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan. Dün bir açıklama yapıyor. Diyor ki muhalefetin erken seçim talebi var. Biz bugün desek ki erken seçim yapalım, kendileri dağılacak diyor. Adayları belli değil demiş. Şimdi Bülent Turan'a buradan seslenelim. Sayın Bülent Turan, Sayın Bülent Turan, hodri meydan. Hadi o zaman dağıtın bizi. Hadi yarın alın seçim kararını, milletin tercihi olan, talebi olan seçim kararını alın, biz de dağılalım. Neden korkuyorsun? Daha çok milletvekili çıkarmaktan mı? Daha güçlü gelmekten mi korkuyorsun da seçim yapmıyorsun? Madem biz dağılacağız, dağıtsana bizi. Bülent Turan, hodri meydan. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Biz yapılacak seçime dünden razıyız, bugünden de hazırız. Alırsınız kararı, görürsünüz Millet İttifakı'nın adayı, adayları, kim olacak, nasıl olacak, bu seçim nasıl kazanılacak? Vatandaş bekliyor. Vatandaş size haddinizi bildirmek için, bu eriyen maaşına çare olsun diye, maaşlara çare olsun diye. Artık sokaktaki, mutfaktaki, pazardaki, ocaktaki, bağırdaki yangın sönsün diye gün sayıyor vatandaş. Iğdır'da da soruyor başkan seçim ne zaman diye. Antalya'da da, Muğla'da da, Tekirdağ'da da soruyor, Van'da da, Batman'da da. Antalya'da da soruyor, Kayseri'de de erken seçim var mı, erken seçim ne zaman? Vatandaş talep ettikten sonra bu seçimden kaçamazsınız. İstediğiniz kadar kaçın,
Vatandaş sizi sandıkta yakalayacak ve bunların hepsinin hesabını soracak. Hepsinin. Mahkemelerdeki adaletsizliğin haksızlığını da soracak. Gelir adaletsizliğinin de haksızlığının da hesabını soracak. Kendisine geldiğinde en sert uygulanan kanunların yandaşlara geldiğinde duymazdan gelindiğini, yolsuzlukların üstünün örtüldüğünün soracak. Antalya Serik Belediye Başkanı, benden önceki belediye başkanı rüşvet aldı diyor. İki bakan var toplantıda. AK Parti MHP milletvekilleri var. Soruşturma, mahkeme, hiçbir şey ortada yok. Hala Savcı Bey delil topluyor olmalı. İfadelere başvurulmuyor. Ve bunlar iktidarda oturmaya devam ediyorlar. Ülkenin İçişleri Bakanı olmuş Suç İşleri Bakanı, her suçlunun kendisiyle fotoğrafı var, her vurguncuyla bir temas kurmuş, bir sırıtmışlar birlikte, kimini önceden çağırmış, yarın seni alacaklar, kaç oğlum demiş. Kiminin rüşvet aldığını bilmiş, şantaj yapmak için susmuş, gününü beklemiş. Ama varıp da bunlardan bir tek hesap sorabilecek yok. Belediye başkanları zorla, kimi ağlaya ağlaya, kimi güle oynaya istifa ettirildi. Ya FETÖ'cü ya yolsuzluk var. Yoksa gereğini biz yaparız diyordu. Nasıl yapacaksın belediye başkanına? Bir tane savcı harekete geçti mi? Bunlar FETÖ'cü mü ya da bunlar yolsuzluk mu yapmış diye. Bir dönemin üstünü kapatıp geçtiler. Bunların hepsinin hesabı millet tarafından sandıkta sorulacak. Öyle sis perdesi falan kalmayacak. Seçmen kabine girecek, perdeyi çekecek, oyunu verecek. O perdeyi açınca Türkiye'nin önü açılacak. Bütün sis perdeleri aralanacak. Oy kabininin perdesinden bir bütün sis perdeleri aralanacak. Hepsinin de kanun önünde, serbest mahkemeler önünde hesabı sorulacak. Çatır çatır sorulacak. Ve Bülent Turan bir şey daha söylemiş. Demiş ki, getirsinler kanun tekliflerini, destek verelim. Dönüşümlü Cumhurbaşkanlığı olsun, dönüşümlü Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olsun. Şimdi hani bir laf var ya, bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür diye. Meclisin en çok sandalyesi olan partisinin grup başkan vekili olacaksın. Hukuk diploması elinde olacak. Hem hukuku yapacaksın, hem uygulayacaksın. Ondan sonra anayasa değişikliği gerektiren bir hususta kanun getireceksin. Bunu bir kenara yazalım. İki, kardeşim Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için diyor, kanun getirin diyor ayrıca. Hadi Cumhurbaşkanlığı için anayasa değişmesi lazım. Bunun için kendi getirdikleri ucube sistemden haberi yok. Diyor ki, getirsinler kanun tekliflerini, destek verelim. Ayda 6 ayda 1 dönüşümlü Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına imkan verilsin. Ya zaten var. Sen bilmiyor musun referandumda neye evet oyu verdiğini? Ben neye hayır dediğimi biliyorum. Sen verdiğin evet oyuyla Cumhurbaşkanı isterse 60 tane yardımcı atar, isterse de bunları 6 saatte 1 değiştirir. Her gün değiştirir. Günde 3 tane değiştirir. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını belirlemek ve bir imzayla değiştirmek, bu ucube anayasayla Cumhurbaşkanı'na verilmiş bir yetki zaten. Daha ne anayasa değişikliği? Bir de diyorsun ki kanun teklifi getirsinler. Gerçekten bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür demişler. Bülent Turan'ın bu tarih önündeki bu muhteşem teklifini de bir kenara not ediyoruz. Ama kendisi dönüşümlü Cumhurbaşkanlığından ne murad ediyor? Onu biz de anlayamadık. Ama dönüşecek bir şey var. Cumhurbaşkanının 83 milyonu kucaklayacak, partisiz, tarafsız, adil biri olup yürütmenin başının meclise karşı sorumlu olacağı güçlendirilmiş demokratik bir parlamenter sistemin, bakanların sadece yemin için değil hesap vermeye, milletvekillerini dinlemeye geleceği, kusurlu onalında görevden alınabileceği bir sistemi kuracağız. O değişimi biz yapacağız. Bülent Turan o anayasa değişikliğinde vereceği oyu şimdiden düşünsün. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda büyük bir rezalet yaşandı. Şimdi genel müdür istifa etti. Atandıktan 7 gün sonra. Neden? Çünkü biraz önce de söyledim.
öyle bir keyfi rejim yarattılar ki istediklerine devletin kötü yüzünü, kendi yandaşlarına devletin iyi yüzünü gösteriyorlar. Devlet tarihinin en intikamcı yönetimi yöntemiyle bir güvenlik soruşturması icat ettiler. Milletvekilinin burada çalıştıracağı personelden kamuya alınacak bütün personele kadar aylarca, bazen yıllarca güvenlik soruşturması bahanesiyle bekletiyorlar. Yıllar önce gittiği öğrenciyken bir eylemden, bir mitingden, izlediği bir konserden dolayı sakıncalı deyip en yüksek puanı da alsa kamuda göreve getirmiyorlar. KPSS'nin tıpta uzmanlık sınavının en üst puanlarını güvenlik soruşturması gereği puanlarını alacak kişileri devlete sokmuyorlar. Eşine suçun şahsiliği, suçun şahsiliği bir tek vatandaşa var. Süleyman Soylu'ya yok suçun şahsiliği. Bir tek vatandaşa suçun şahsiliği ilkesi bir tek kendilerine var. Tarım Bakanı'nın kardeşi FETÖ'den hapishanede yatar, suçun şahsiliği ilkesi var. Öbür bir tanesinin kardeşi darbeyi yapmış, helikopterden iniyor. Kardeşi yurt dışında Türkiye'yi temsil edecek büyükelçi suçun şahsiliği var, vatandaşa gelince yok. Dayısının çocuğuna kadar bakıyorlar. Üçüncü kuşak akrabalara kadar bakıyorlar, güvenlik soruşturması deyip ya atıyorlar ya da hiç almıyorlar. Ama bu güvenlik soruşturması ne marifetse, nasıl başarılıyorsa Adnan Oktar'ın müritlerinden Murat Atik'i TCDD Genel Müdürlüğü'ne atıyor. Şimdi Murat Atik atanabiliyorsa Adnan Oktar niye içeride? Adnan Oktar bu kadar yıl cezayla içeride tutuluyor, yargılanıyor, içeride tutuluyorsa müritlerinin her bir tanesi bu kadar suça karışmışlarsa Murat Atik nasıl atanıyor, nasıl dolaşıyor? Hiç mi vicdan yok? Nerede güvenlik soruşturması? Çaycı alırken yapıyorsunuz, yedi sülalesini araştırıyorsunuz. Şamil Tayyar tweet atmış, diyor ki hem referansı, biri referans olmuş, biliyor ki söylüyor hakkında, hem de istihbarat raporunu sümen altı edenler hesap versin diyor. Yani Murat Atik'in bir istihbarat raporu var ve biri sümen etmiş. Şamil Tayyar'a bu sorus, bu ismi söylesin ki devlet bu isimden de arınsın. Doğru değil mi? Bilip de bu ismi de gizlemeyin artık. Ve tabii ki şöyle de bakılabilir. Ya Murat Atik 10 numara TCDD genel müdürüydü. Neden görevden alınsın? Süleyman Soylu'nun İçişleri olduğu, bakan olduğu yerde. Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olduğu yerde. Bu orduya, milli orduya kumpas kurulup bütün Atatürkçü subaylar, amiraller, generaller ayıklanıp Hulusi Akar otobandan ilerledikten sonra, bu darbeden sonra Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı oluyorsa herkes her şey olur. Bu arada tabii çocukluk arkadaşlarının, 15 yaşından beri tanıyanların, devre arkadaşlarının, sınıf arkadaşlarının, silah arkadaşlarının deyimiyle şunu söyleyelim. Su uyur, Hulusi Akar. Su uyur, Hulusi Akar demiş sınıf arkadaşları ona. Esir düşmüş bir genelkurmay başkanı göreve devam edecek mi deyince, dere geçerken at değiştirilmez diyordu. Bu ne bitmez dereymiş Recep Tayyip Erdoğan. Dikkat edin de o at yakında sizi tepmesin. Su uyur, Hulusi Akar. Bunu da tarih önünde buraya bir not edelim. Tabii keyfi devlet yönetiminin sayısız örneğinden devam ediyoruz. Bir tanesi de Devlet Denetleme Kurulu. Cumhurbaşkanı'nın emrinde. Bundan önceki cumhurbaşkanları çeşitli konularda Devlet Denetleme Kurulu'nu görev verirlerdi. Çıkan raporu da internet sitesine koyarlardı. Ahmet Necdet Sezer istisnasız yaptı bunu. Abdullah Gül'ün örneğin maden facialarıyla ilgili yaptırdığı, madenlerle ilgili yaptırdığı Devlet Denetleme Kurulu raporunu aldık, indirdik, hep okuduk. Herkes koyuyordu. Bu dönemde konmuyor. Devlet Denetleme Kurulu, aklınızı başınıza toplayın ya. Siz devletin denetleme kurulusunuz, bir partinin değil. Ve yine bir partinin ajansına dönüştüren Anadolu Ajansı'na Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunu sızdırmışlar.
Bir kısmı orada var. Ne diyor? Türk Hava Kurumu ile ilgili işte şöyle kötü yönetim böyle. Kayyum atadılar ya. Yeni bir şey yapacaklar. Ona psikolojik ortam hazırlamak için Türk Hava Kurumu'nun denetleme raporunun bazı kısımlarını sızdırmışlar. Şaşacak ya, şaşırtacak ya. Biz de oradan bir şeyi yakaladık. Yayınlansa tamamını okuyacağız. Devlet Denetleme Kurulu diyor ki, iki uçağın toplam 2.194.000 dolar değerinde malzeme bekler durumda olduğu, bir uçağında bakım ve X-ray uygulamasının bulunduğu, bu üç uçağın dış yüzeylerinin korozyona karşı AD uygulaması yapılması gerektiği görülmüştür. Bu Türk Hava Kurumu'nun kötü yönetildiğini anlatırken arada bu cümle Anadolu Ajansı'na verdikleri kısımda aradan kaçmış. Peki ne diyordu Tarım Bakanı? Ne diyordu? Bu uçaklar uçabilecek durumda değiller. 27 ile 34 milyon dolar bir tanesini harcarsanız aynen uçar. Bir tanesine 27 ila 34 milyon dolar. Devlet Denetleme Kurulu denetlemiş. Ne diyor? 3 tanesine 2 milyon dolar. Arada 17 kat fark var. O biri için diyor, o üçü için. Toplam 51 kat yanıltıyor bizi. Devlet Denetleme Kurulu 2 milyona uçar diyor. Biz de öyle diyorduk. Türk Hava Kurumu da öyle diyordu. Devlet Denetleme Kurulu Tayyip Erdoğan için rapor hazırlamış. O da diyor, bakanın yalanı ortaya çıkıyor. Yangında uçurun şu uçakları. Niye duruyor? Tanesine 34 milyon TL. Üçüne 2 milyon TL yetiyormuş. Raporda yazıyor. Koyun raporu, hepsini okuyalım arkadaşlar. Koyun. Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunu hangi amaçla, hangi sahikle gizliyorsunuz? Şimdi 128 milyarlık bir kayıp var. 128 milyar doları çarçur ettiler. Bunun hesabını sorunca susturmak için her şeyi yaptılar. Kendi balkonumuzu açtık, itfaiye ile gelip onları söktürdüler. Savcılara yasak ettirdiler. Allah razı olsun, bütün Türkiye'yi haberdar ettiler. Şimdi 128 milyar dolar uçtu. İllüzyonla, yalanla, algı operasyonuyla sanki geri getiriyormuş gibi yapıyorlar. Değerli vatandaşlar, 128 milyar dolar, ben ekonomiyi biliyorum diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve damadı Albayrak'ın yönetimiyle iki tarih arasında Albayrak'ın 128 milyar dolarımız satıldı gitti. Yok. Bunu bütün dünya biliyor, bütün Türkiye biliyor. Ama Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin şu anda 118 milyar TL'ye çıktığını söyleyerek vatandaşı kandırmaya çalışan bir dil var. 118 milyar dolarlık rezerv brüt rezervdir. Brüt. Yükümlülükler, yani borçlar ödenmeden, hesaba katılmadan brüt rezervdir. Şu andaki net rezervimiz eksi 51 milyar dolar. İnanmayan baksın. Merkez Bankası'nın bilançosunda bugün eksi 51 milyar dolardayız. Bu şu demek. Kasada 118 milyar dolar. Ödenecek dünya kadar borç 176 milyar dolar. O borçları ödediğinde ödeyemiyorsun, bir yerde para bitiyor. Eksi 51 milyarla battık. Bunu gizlemeye çalışıyorlar. Peki 128 milyar dolar olsaydı ne olacaktı? Şu anda bizim net rezervimiz eksi 51 değil, artı 77 olacaktı. Brüt rezervimiz 118 milyar değil, 128'i üstüne koyduğunda 246 milyar olacaktı. 246 milyar olacakken 128 milyar gitti diye brüt, 118'e net, yani borçlar ödendikten sonra eksi 51 milyara düşmüş durumdayız. Nasıl gitti 128 milyar dolar? Basitçe söyleyelim. Zorla faizi indirdiler. Bütün dünya diyor ki faiz sonuçtur. Sadece Tayyip Erdoğan diyor ki sonuç değil, sebeptir. İyi yönetirsen düşer diyor dünya. Bu diyor ki ensesine bastırırsan düşer.
zorla faizi düşürttürdü damadına, Merkez Bankası'na. Faiz düşünce adam gerçek piyasa faizinden alacağı faizi alamazsa parayı oradan çekip dolar aldı. Dolar 3.2, 4.5, 5.4, 6, 7, 8 giderken dolar yükseldikçe bunlar dolar sattılar. Dolar yoksa 15 lira olacaktı, 20 lira olacaktı. 8.5'te zor tuttular. Ve bu iş her isteyene dolar satınca 128 milyar dolarlık rezerv uçtu gitti. İşin kötüsü satışta da şaibe var. Eskiden yazılırdı. Günlük ihale düzenlendi. Şu banka bunu aldı. Bu banka bunu aldı. Bu kişi bunu. Ama sen 128 milyar doları kime sattığını ilan et diyoruz, etmiyorlar. Şimdiki bakan geçmişte ilan edilse yerinde olur dedi. Hop susturdular. Çünkü orada da çok şaibeli. Kelepir, ucuza, devletten, ne devletten, senden, benden, ninemin, dedemin parasını sattılar. Kimin aldığını, ne kadardan aldığını gizliyorlar. Herkes bilsin, duyduk duymadık demeyin. 128 milyar dolarımız çarçur edilmiştir. Tayyip Erdoğan'ın 118 milyar dolarımız var dediği brüt rezervdir. Eğer gitmeseydi 246 milyarımız olacaktı. Net rezervimiz eksi 51 milyardır. Bugün dükkanı kapatsak 51 milyar dolarlık batmışız. 128 milyar dolarımız elimizde dursaydı artı 77'de olacaktık. Bu parayı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Berat Albayrak çarçur etmiştir. Lamı cimi yoktur. Aksini iddia edenin alnını karışlarız. Çıksınlar karşımıza. 10 tane de ekonomi profesörünü oturtalım. Kemal Kılıçdaroğlu söylesin, Recep Tayyip Erdoğan söylesin, hocalar da söylesin. 128 milyar dolar kayıp mı değil mi? Vallahi de kayıptır, billahi de kayıptır. Satılmıştır, gitmiştir. Olsaydı başka bir noktada olurduk. Zorla faiz indirince dolar fırladı. Doları durdurabilmek için o paralar gitti. Ha bu arada bazı yandaşlara da çok uygun fiyatlardan dövizler gitti. Gerçek kur başka bir yerdeyken, aşağıdan satarken aldılar devletin sırtından. Yapmadık diyorlarsa ilan etsinler. Hepsinin kaydı duruyordur. Geldiğimizde bir hafta içinde hepsini internete koyacağız. Hepsini herkes görecek. Kim almış, ne zaman almış, kaçtan almış. Hesabını da soracağız şüpheli işlemlerin. Hepsinin. Tabii bu arada Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bu rezervleri diyorlar 128'e çıkarın. Çıkmayacak da brütü çıkarıp bak işte o para bu para deyip milleti kandıracak. Bunun için 1000 tane takla atıyorlar. Gerçekte ekonomiye faydası olmayan bir sürü iş yapıyorlar. Şu anda yaptıkları işlerden bir tanesi de yabancı para cinsinden döviz ve altında açılan mevduatlardaki zorunlu karşılığı 2 puan arttırdılar. Yani 100 dolar döviz mevduatı için banka 23 dolar karşılık bulunduracak. Eskiden 21 dolar bulunduruyordu. Bunlar yapılınca 1 Ekim 2021'de 3.4 milyar dolar daha brüt rezervde artış olacak. Tayyip Erdoğan da bundan algı yapacak. Bakın rezervlerimiz artıyor. Bir hesaptakini bir hesaba koyacak. Bankanın hesabındakini Merkez Bankası bilançosuna gösterecek. Ey diyecek, 128'i soruyordunuz, bakın 121 oldu bile. O para o para değil. Uçan para başka para. Bu para brüt rezerv. Kimse kimseyi kandırmasın. Ayrıca ekonomiyi iyi yönetsen, güven versen döviz mevduatı kendi kendine azalır. Bu tedbirle döviz mevduatlarını azaltıp TL mevduata geçiş sağlamaya çalışıyorlar. Ama bakın sadece Temmuz ayından bugüne, Temmuz ayında Türkiye'deki döviz mevduatı 250 milyarken şu anda 261 milyar dolara çıkmış. 2 ayda 11 milyar dolar daha TL'den korkup dövize sığınmış insanlar. Bir aralar kahramanlık yapıyordunuz ya. Döviz tutan vatan haini hep birlikte bozduralım. Milliyetçi Hareket Partisi 3 liradan aldığı dolarları
6.95'ten sattı ya. Kahramanlık yapıyorlardı o zaman. E şimdi buna bir şey yapın yok. Güven vermediğin zaman olmuyor. Ne içeride ne dışarıda hükümetin ekonomi politikalarına herhangi bir güven yok. Ve herkesin gözünün önünde faiz indir talimatı verildi. Faiz indirimi olursa yine döviz yükselecek. Bunun için dış piyasalardan şimdiden cephane tahkim ediyorlar. Brüt rezervi dolduruyorlar. Günü gelince yine satacaklar. Bu da damadın yanlış stratejisine bir geri dönüş. Şu anda IMF'den gelen parayı IMF ortaklarına para dağıtıyor. IMF'den göya para almayacaktı bunlar. IMF'den para aldılar. Ayrıca aldıkları dışarıdan bulabildikleri dolarlarla bir miktar dolarla birlikte damat politikalarını yeniden uygulamak için döviz tahkimatı yapıyorlar. Çünkü bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ın fantazisini deneyecekler. Zorla faiz indirme. İyi yöneterek indirmedikten sonra asla bu işlerin çaresi, asla bu işlerin doğru bir noktaya gelmesi mümkün değil. Yana yakıla dışarıdan para istiyorlar. Bakın, devlet 7 ve 12 yıllık borçlanıyor şu an dışarıdan. Uluslararası piyasalar Türkiye'ye 7 yılda 7 yıllık borçlanma için yıllık %5.7, 12 yıllık borçlanma için yıllık 6.7 faiz uyguluyor. Aynı faiz Amerika'ya 5.7 değil 1.3. Amerika o parayı alacak olsa. Uluslararası piyasalarda Amerika 12 yıllık para istese ona 1.4, bize 6.7. Onların ekonomisine duyulan güven, bizimkine duyulan güvensizlik. Avrupa ve Amerika Türkiye'nin 4 ya da 5 kat ülkesine göre daha ucuza borçlanıyor. Bu 20 yıldır yönetilen ekonomiye uluslararası piyasaların güven duymamasından kaynaklanıyor. Bu rakamlar son derece açık. Dün nihayet Sayın Devlet Bahçeli çıktı, laiklik konusunda bir şey söyledi. Ömer Çelik konuştuktan sonra net bir tutum takındı. Çünkü baktı ki Cumhur İttifakı Ömer Çelik'in ağzından laiklik tartışmalarıyla ilgili bizim sorunumuz yok dedi. Devlet Bey de rahatladı, açıklamayı yaptı. Yaptığı açıklamayla laikliğin bu ülkenin temel sütunu olduğunu, elletmeyeceğini söyledi ve Cumhuriyet'in laiklik sütununu kırdırmayız, kötü niyet sahipleri sabırları sınayıp sınır ihlali yapmasınlar dedi. Ayrıca dış mihraklara koz verdiklerini söyledi. Dünya kadar laf söyledi. Söylediği laflar haddi zatında doğru da Sayın Bahçeli, fesli deli Kadir var. Öldü, cenazesine 5 bakan katıldı. Fesli deli Kadir'in en önemli özelliği şuydu: Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime gelsin dedi. Ölüsüne 5 bakan yolladı Tayyip Erdoğan. Bak dirisine kimi yolladı? Ali Erbaş. Hediyelerle gitmiş. Pek de memnun olmuş, memnun etmiş. Ali Erbaş. Bu Ali Erbaş ne diyor? Bu fesli deli Kadir ne diyor? Laiklik, devleti idare ederken dinin emrini kale almamaktır. Yani küfürdür laiklik diyor. Laiklik dinen küfürdür diyor. Laikliğe küfür diyen bu, ona koşan Ali Erbaş bu. Aynı açıklamada Ali Erbaş'a da sahip çıkıyorsun. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Kimler kimlerle beraber Devlet Bey? Kimler kimlerle beraber? Şeriat laikliğe trilyon fark atar demiş. Bu meczup ayağına koşturmuş, onu memnun etmiş. Atatürk'e zerre muhabbetim yok ifadesini ziyaretiyle ispatlamış bu kişi. Bu adam Atatürk'ün kurduğu bu kurumda oturan, üzerindeki cübbeyi Atatürk'ün kurduğu kurumdan emanet alan bu adam, Atatürk'ün heykelleri köpek leşi gibi yerlerde sürüklenecek, o günleri göreceğiz diyen
bu kişiyi ziyaret etmiş. Devlet Bahçeli, buna bir şey diyecek misin? Diyorsun ki Diyanet İşleri Başkanımızın arkasındayım. Senin arkasında olduğun Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'ün heykelleri köpek leşi gibi yerde sürüklenecek diyen adamın arkasında. Gitti onu ölmeden ziyaret etti. Sen ne yapıyorsun? Prompter'ın kablosu sarayda, AK Parti karşı çıkınca sen de karşı çıkıyorsun. O ana kadar da susuyorsun. Bu hesabını Atatürk gibi bir kurtarıcıya ettiği küfürlerin hesabını o tarafta kendi verir. Bunun verecek hesabı çok var, o da verir. Ama sizin seçmeniniz Atatürk'e küfreden bu anlayışla onu öven, ona koşan bu anlayışı arkaladığınız zaman nasıl gideceksiniz de seçmeninizin yüzüne bakacaksınız? Seçildiğiniz seçimde böyle mi söylüyordunuz? Buna bakmak lazım. Buna bir şey söylemeden Devlet Bahçeli bu konularda hiçbir şey söylemesin. Ali Erbaş'ın bu ziyareti ortada duruyorken, dünya kadar lafın üstüne bunu yapmışken, bunun üstüne halen daha Devlet Bey'in bu açıklamalarının bir samimiyet sorunu yoksa çok derin bir mantık sorunu var. Bizi kandırmıyorsa kendisi büyük bir mantık hatasındadır. Bu kadar derin mantık hatası siyaseten yapılmayacağına göre vatandaşı da kimse kandırmasın. Onun ölüsü camiye girmemeli, bunun cenaze namazı kılınmamalı çağrıları diyor Devlet Bey. Eleştiriyor. Eleştirilmesi gereken bir şey. Şikayet ediyoruz. Ya kime şikayet edeceğiz? Ali Erbaş'a şikayet edeceğiz. Dünya kadar din adamı, efendim inanmayanın cenazesi camiye gelmesin. Veya muhalif olduğu, inanmadığı değil, kendi sevmediğine diyor ki, solcu buluyor, muhalif buluyor, cenaze namazı kılınmasın. Allah'ın evine Allah'ın kulunu sokmayan bir anlayışa Diyanet İşleri Başkanlığı maaş ediyor. Bir soruşturma açtınız mı? Yok. Bunu talep etmeli miyiz? Normalde öyle ama devlet mi kalmış, düzen mi kalmış? Kimi kime şikayet ediyorsun? Tuz kokmuş. Tuz kokmuş. Ali Erbaş'tan aldığı cesaretle konuşuyor meczuplar. Adam Diyanet İşleri'nden maaş alıyor. Allah'ın evine Allah'ın kulunun cenazesini sokmuyor. Bu kurumun başındaki de öyle oturuyor. İşin bir de polisiye boyutu var. Yarın sokmazsa ne olacak? Süleyman Soylu bakıyor polise de. Talimatları o veriyor. O da şöyle demişti zaten. Şehit cenazelerine muhalefetin il başkanlarını sokmayın. Bak sen. O yüzden ya biz bunları, ne bu meczupları Ali Erbaş'a, ne Ali Erbaş'ı onu atayan reisi cumhura Recep Tayyip Erdoğan'a, kimseyi kimseye şikayet etmiyoruz. Milletimize şikayet ediyoruz. Halkımıza şikayet ediyoruz. Bunların hakkından siz gelirsiniz sandıkta. Yoksa milletin %95'i, 99'u Atatürk'e hürmet duyar, Atatürk'e nefret duyanların sempatizanları, Atatürk'e nefret duyanların talebeleri, hocaları iktidarda. Koşturmuşlar. Sonra da Takiye'nin kralını, en güçlüsünü yapıyorlar. Atatürk'e laf söyleyemediği için Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf söylüyor. Onun kurduğu partiye. Atatürk'e diyemiyor, dönüyor İnönü'ye söylüyor. Milli mücadele kahramanlarına söylüyor. Olan savaşı olmadı diyenlerle aynı masalarda oturup yiyip içip sohbet eden adamlar bunlar. Kurtuluş Savaşı'nı olmadığını söyleyen bunlar. Sayın Bahçeli, Yunan kazansaydı diyordu bu Yunan. Keşke Yunan kazansaydı diyen adama hürmet duyan birisine arka çıkıyorsun. Aynı açıklamada da laikliğe arka çıkıyorsun. Olmaz. Kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Son olarak tarih önünde bir teknik itirazımızı dile getireceğiz. Basit de bir kanıtımız var. Allah'tan basın mensubu şahitlerimiz var. Anadolu Ajansı, hepimizin göz bebeği. Kurtuluş Savaşı'ndan önce kurulmuş Atatürk tarafından cepheden doğru bilgi gelsin diye, bütün dünyaya duyurulsun diye. Bundan 100 yıl önce o Anadolu Ajansı Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki zaferi dakikalar içinde dünyaya duyurdu. Dakikalar içinde. Hala övünürüz.
cepheden en doğru bilgiyi verdi. Anadolu'ya güven, dünyaya korku saldı. O Anadolu Ajansı, şimdi Göbels'e rahmet okutan iletişim başkanının yardımcısının da başına atanmasıyla, kayyum olarak resmen atanmasıyla birlikte zaten uzun süredir yaptığı haksızlıklara bir yenisini daha ekledi. Değerli basın mensupları, dün iki grup başkan vekilinin basında açıklamaları vardı. Biri Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'nda. Türkiye'nin en kalabalık, teknolojik olarak en gelişkin şehrinde, canlı yayında, herkesin gözünün önünde saat 14'te basın toplantısı yaptı. Bu basın toplantısı ajans tarafından 20.35'te geçildi. Bütün ana haber bültenleri bittikten sonra, kimse duymasın diye. Özgür Özel'in 14'teki basın toplantısından 2 saat sonra, saat 15.30'da başlayıp 16'da biten Bülent Tuğra'nın açıklamalarını ise bu ajans 18.30'da geçti. Bülent Tuğra'nın 2 saat 30 dakikada ana haberleri bırakın akşamüstü haberlerine yetiştiriliyor. O da grup başkan vekili. Özgür Özel 6 saat 35 dakika sonra gün bittikten sonra televizyonlar için. Artık televizyonlarda tartışma programları veya reyting kanallarında dizi filmler başlayınca artık haber yapılamaz ve izlenemez bir saatte geçiliyor. Yazıktır ya. Hepimizin vergilerinden yönetiliyor orası. Yazıktır. Fahrettin Altun makas. Söylediğim Fahrettin Altun'la ilgili. Bakın Devlet Bahçeli diyorum, iyi kötü yazıyor Anadolu Ajansı. Recep Tayyip Erdoğan diyorum, yazıyor. Fahrettin Altun'la ilgili. Bugüne kadar söylediğimiz hiçbir cümle. Bakın bu eleştiri. Anadolu Ajansı İletişim Başkanlığı'nın bir göz gezdirmesi. Eskiden oradan göz gezdiriyordu. Şimdi gözünü yolladı, ajansın başına oturttu. Bizim ifadelerimizi makaslamadan ve haber yapılamayacak saati bekledikten sonra geçiyorlar. Hak mı reva mı ya? Buradan şu güvenceyi vermek isterim. Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mecliste grupları olursa grup başkan vekillerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleriyle aynı sürede eşitlik ilkesine göre ve sansürlenmeden yayınlanacak. Söz veriyoruz. Aksi olursa hesap sorsunlar. Bülent Turan Çanakkale'den seçilebilir de gelirse gelsin ve desin ki ben muhalefet partisinin grup başkan vekiliyim, ajans bana haksızlık yapıyor. O gün gelin yüzümüze tükürün. O gün gelin ajans bize haksızlık yapıyor deyin ve bu kaydı oynatın, utandırın Özgür Özel'i. Sizin iktidarınızda da aynı şey yapılıyor deyin. Yapmayacağız. Bu kadar haksızlık olmaz. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Anadolu'ya gidiyorum. Onlarca ili geziyoruz. Şuramda ajansın kamerası peşimde böyle. Toplam 3,5 saat esnaf geziyorum, çekiyor ajans. Yoruldun diyorum. Dönüyorum, çarpışıyoruz esnaf gezinde. Yoruldun abicim diyorum. Çektin. Talimat var, ben sizi izleyeceğim diyor. Haberde esnaf gezisinden bir kare video yok. Bir 30 saniye yok. Bir fotoğraf yok. Neden? Bir esnaf gezinde esnafın biri Özgür Özel'e kötü bir ses söylese onu yetiştirip onu haber yapıp kullanacaklar. Çocuk 3,5 saat dili çıkıyor kamera sırtında, bir karesini kullanmıyorlar. Ama tam takip et talimatı var. Türkiye'nin dört bir yanında. Hiç AK Parti'de Cumhurbaşkanı dışında AK Partili hiçbir bakana grup başkan vekili nasip olmayacak şekilde ajans bizi takip ediyor. 3 santim arkamızdan. Kulağımın dibinde objektif. Böyle izliyor. Biri hık dese. Hani devamlı gaz veriyor ya bunlar. Birisi dönüp hık dese. Aha yakaladık. Özgür Özel'e büyük yok. Esnaftan tepki. Esnaf neler diyor. Yandım, bittim. Seçim ne zaman? 1 saniye görüntü yok. Yazıktır ya. Sizin yapacağınız işe de, yapacağınız haberciliğe de, ajans yönetimine de, kamu yöneticilere de yazıklar olsun. Daha ne diyelim ya. Sizi yine millete şikayet ediyoruz. Bu şikayeti ben ne yapmam lazım? Anadolu Ajansı'nın genel müdürünü aramam lazım.
Beyhude. Zaten bu işi yapmaya yollanmış. Bunun için atanmış. Fahrettin Altun Makas'ın sağ koluydu. Geldi ajansın başına oturdu. Bu işi yapsın diye maaş ediyorlar adama. Ona mı şikayet edeceğim? Onu Fahrettin Bey'e mi şikayet edeceğim? Fahrettin Bey'i Recep Tayyip Erdoğan mı? Hayır. Hepsini birden size şikayet ediyoruz. Milletimize şikayet ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer soru varsa soruları cevaplayabilirim. Başka, buyurun. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 7 müfettiş Şubat ayından beri bir yolsuzluğun peşindedir. Bu yolsuzluk bir ilaç firmasının SGK'ya, devlete tıbbi malzeme satmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi malzeme sistemindeki kodla geri ödemedeki kod arasında numara çevirmişler, pahalıya satmışlar tıbbi malzemeleri, 1 milyar lira dolandırmışlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu Şubat'ta 7 müfettiş görevlendirmiş SGK Başkan Vekili. O vekili de görevden aldılar. Çok kişiyi aldılar. Bakmak lazım, bağırıyor. Ben görevlendirmeyi ben yaptım, o yüzden aldılar diyor. Ama teftişin başına teftişten olmayan bir başkan atamak istiyorlar dışarıdan. Yönetmeliğe aykırı yönetmeliği de hazırlamışlar. Bütün SGK'daki vicdan sahibi bürokratlar bağırıyor. Büyük bir yolsuzluğun üstü örtülmek isteniyor diye yolsuzluğun parçası o şirketin ortağı Süleyman Soylu'nun kuzeni. Süleyman Soylu'nun kuzeni Mayıs ayına kadar, bakın suç işlendiği tarihte şirket ortağı. Müfettiş görevlendirmiş şirket ortağı Mayıs'ta istifa etmiş. Kimmiş? Suç İşleri Bakanımızın kuzeniymiş. Her suçlu gibi bu suçluyla da Süleyman Soylu'nun bir irtibatı bulundu, kan bağı bulundu. Hiç beceremese fotoğraf çektiriyor. Hani bizde önleyici tutuklama diye bir şey yok. Suçu önlemek için önceden tutuklama Alman hukuk sisteminde var, önleyici gözaltı. Hani bizde olsa Süleyman Soylu'nun selfie yaptırdığı, fotoğraf çektirdikleri toplasan Türkiye'deki suç oranı %50 düşecek. Bu noktadayız. SGK'daki bu araştırmayı takip ediyoruz. Ayrıca Suç İşleri Bakanımızın etrafındakilerin bir yeni marifeti daha var. Onunla ilgili de bilgi ve belgeleri tetkik ediyoruz. Onu da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Değerli gazeteci arkadaşımız, beni hep uyarıyorlar. Meclis maalesef bu işe daha bir çözüm bulmadı. Genel merkezlerde var, bir mikrofon olmadığı için soru yayına gitmiyor. Soruyu tekrarlamak için bize hep uyarıyorlar. Bir önceki soru SGK'daki 1 milyarlık dolandırılma, SGK'nın dolandırılması konusunda ne biliyorsunuzdu? Onu yanıtladık. Şimdi değerli gazeteci arkadaşımızın CNN'den sorusu şu. Diyor ki, Meral Akşener dün bazı açıklamalarda yaptı. İstanbul ve Ankara'yı nasıl kazandıysak önümüzdeki seçimleri de aynı şekilde kazanacağız. Buna ne dersiniz? Doğru söylemiş. Meral Akşener'in, Sayın Genel Başkan'ın ağzı bal yesin deriz Anadolu deyimiyle. Biz önümüzdeki dönemde şu aday olsun bu aday değil. Herkesin gönlünden aday geçiyor. Çok doğaldır ki partililerin gönlünden kendi genel başkanların adayı olması geçiyor. Ancak genel başkanlar kendi duruşlarıyla öylesine mütevazi, öylesine güven veren, gerekirse sorumluluk alacak, gerekirse fedakarlık yapacak ama bu ülkenin çıkarlarını gözleyen bir ortak tutum içindeler. Ve dedikleri şu, kimin aday olacağına hep birlikte karar vereceğiz, ittifakımızla görüşerek karar vereceğiz ve bir şeyi biliyoruz, bu kötü yönetimi göndereceğiz, milletin yüzünü güldüreceğiz. Bunu yaparken de o formül, bu formül oturup hesap yapıyorlar. %7'ye indirelim barajı, küçük partiler atlayamasın, MHP'nin aşabileceği kadar alçak, yeni kurulan partilerin yakalayamayacağı kadar yüksek.
siyaset mühendisliğiyle %7'yi buldular. Ama MHP bir puan daha düşerse 5'e düşürecekler. Böyle bir korku ve siyaset mühendisliğine karşı hiç rakamlara bakmayan, formülü açıkça ortaya koyan bir yaklaşım. Yerel seçimleri nasıl kazandıysak genel seçimleri de öyle kazanacağız. Ve vatandaşın yüzünü güldüreceğiz. Vatandaşın ekonomisini düzelteceğiz. Vatandaşın cebine de iyi gelecek, psikolojisine de iyi gelecek bir iktidarı hep birlikte kuracağız. Bunun müjdesini genel başkanlarımız her fırsatta veriyorlar. Sayın Akşener de bir kez daha tekrarlamış. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.